üniversiteye hazırlanma mevzusu sadece, yani yurt dışı açısından baktığımızda sadece belli sınavlar olarak aslında bakmıyoruz. O sınavların dışında onların bulundukları okullardaki başarısı fevkalade önemli. Yani yine matematik, yine fizik, yine kimya ama bu sefer bir sınav değil, okul başarısı. Yani okulun kendi içerisinde, diğer arkadaşları içerisindeki başarısı ön plana çıkıyor. Mezun olan diyelim 100 tane öğrenci varsa kendi okulunda, bu 100 öğrenci içerisindeki sıralaması çok önemli. İngilizceye çok önem versinler, farklı alanlarda okusunlar. Yani sosyal bilimlerde bir kariyer düşünen bir öğrenci, ben matematik ve fizik, kimya bilmem gerekmiyor ya da bu alandaki gelişmeleri takip etmesem de olur algısı yanlış. Artık dünyada interdisciplinary sciences dediğimiz meslekler ve bölümler işe girmiş durumda. Dolayısıyla farklı alanlardan da çocuğun entelektüel bilgi birikimi olması gerekiyor. Ki birebir yapılan o görüşmelerdeki interview diyoruz bunlara. Orada öğrencinin seviyesini, altyapısını, bilgi seviyesini ölçmek için farklı alanlardan da sorular geliyor. Mühendis olmak isteyen bir çocuğa edebiyattan da sorular soruyorlar. Ya da o konuda ne biliyorsun, neleri biliyorsun tarzında sorular geliyor. O açıdan çeşitli, yani spektrumu geniş tutup birçok farklı alanda öğrencinin kendini yetiştirmesi gerekiyor aslında.